Merhaba arkadaşlar. Evde tam otomatik kuluçka makinesini yapmaya devam ediyoruz. Daha önce şu kontrolörümüzü tamamlamıştık. Şimdi kutumuzu ve diğer malzemelerimizi temin ettik. Şu anda eksik malzememiz yok ve toplamaya geçeceğiz. Şu kontrolörümüzü kutumuzun şu ön tarafına monte edeceğiz. Daha sonra ısıtma için şu duylarımızı şu kutunun yanlarına takacağız. İki tane. Bir de bu tarafına takacağız. Duyumuzun bir tanesinin altına şu havalandırma kanalını monte edeceğiz. Diğer tarafta da duyumuzun altına şu 5 voltluk küçük fanımızı monte edeceğiz. Daha aşağıda da nemlendirme için su kutumuz olacak. Şu sensörümüzü de dışarıdan içeri geleceğiz. Viyolümüzün yeri şu anda olduğu yerde olacak. Bu şekilde olacak. Daha sonra kontrolör üzerinde bağlantıları yaparak kutumuzu devreye almaya çalışacağız. Evet, kutumuza duyularımızı yerleştirdik. Kablo bağlantılarımızı da hazırladık. Şimdi diğer kesim işlemlerini yapıyoruz. Şurada havalandırma deliğimizi de açtık. Oranı yerleştirdik. Şimdi fanımızın yerini belirledik. Fanımızı yerine açıyoruz. Evet, cihazımızın montajını tamamladık sayılır. Çok az bir işimiz kaldı. Ampullerimizi taktık, duyularımızı monte ettikten sonra fanımızın montajını yaptık şuraya. Nemlendiricimiz burada. Kablo bağlantıları şuradan viyolümüz yerinde. Viyolümüzün bağlantını yaptık. Nem ve sıcaklık sensörümüz şu anda boşta duruyor. Onu uygun bir yere sabitleyeceğiz. Şu arka tarafta şöyle kablolarımız görünüyor. Kontrolörümüzü de ön tarafa montajını yapmıştık. Bu şekilde tüm kablo bağlantılarını tamamladık. Enerji girişimizi de bağladık. Şimdi enerjilendirmesi kaldı. Evet, şimdi enerjimizi veriyoruz. Evet, kontrolörümüz enerjilendi. Şöyle ısıtıcı olarak lambalar yandı. Evet. Sol üstte şu andaki mevcut sıcaklık, altında mevcut nem görünüyor. Sıcaklık ve nem ayarlarını yapmamız gerekiyor. Şuradan potumuzu üstteki sıcaklık ayarımız 37,7 dereceye ayarlamamız gerekiyor. Evet, sıcaklığı biraz daha arttırıyoruz. 37,4 oldu. Biraz daha ayarlayalım. 37,6, 37,7. Aşağıdaki potumuzdan da nem ayarımızı %50'ye ayarlayalım. Çünkü ilk 18 gün %50 civarında olması gerekiyor. 18. günden sonra %60'ı otomatik olarak ayarlanacak. Şöyle %50'ye 49,8 oldu. Hafif bir ayar daha yapalım. 49,9 50. Evet, şu anda sıcaklık ve nem set değerlerini de ayarladık. Artık montajımız da tamamlandı sayılır. Sadece şu kapağı bir içeriği gözlemleyebilmek için
pencere yapacağız. Ondan sonra montajımız tamamlanmış olacak. Evet, üst kısmını kestik. Bu parçayı saklıyoruz. Bunu da camın üzerine bu şekilde kapak yapacağız. Isıyı muhafaza edebilmesi için ayrıca bu kapağı da kullanacağız. Şimdi camımızı yerleştirdik. Bunun kenarlarını silikonlayarak camımızı sabitleyeceğiz. Üst kapak tamamlanmış olacak. Evet, cihazımızı tamamladık. Şimdi kapak kısmına camımızı taktıktan sonra şurada ampulün denk geleceği, ısınmaya maruz kalabilecek olan noktalara alüminyum folyo yapıştırdık iç taraftan. Bu tarafına da yapıştı, iki tarafına birden. Şöyle kapağımız tamamlandı. Camın üzerine de camın geleceği kısmından kestiğimiz straforu yapıştırdık tekrar, ısıyı muhafaza etmesine yardımcı olması için. Şimdi kapatalım kapağımızı bu şekilde. Evet, gayet büyük bir kutu. Tam oturtalım. Evet, kutuyu tam oturttuk. Şu anda kocaman bir kuluçka makinesi karşımızda. Şuradan kapağını açalım. İçerisine bakalım tekrar. Şöyle ısıtıcımız, havalandırma dediğimiz, nemlendiricimiz. Şu alt tarafta kablo bağlantıları var. Şurası viyolümüz. Diğer ısıtıcımız. Şu alt köşede de sensörümüzü, sıcaklık ve nem sensörümüzü köşeye monte ettik. Evet, şu anda hazır. Kablo bağlantılarımızı da gösterelim dışarıdan. Şu üstteki nem sensörünün ucu. Diğer bağlantılarımızı yaptık. AC kablo, besleme kablomuz ucu. Şimdi enerjimizi verelim. Evet, cihazımıza enerji verdik. Hemen şuradan gösterelim. Sıcaklık değerleri, nem ve sıcaklık set değerleri ayarlı. Mevcut sıcaklık 30.3 gösteriyor. Şimdi içerideki lambalar çalışmaya başladığı için sıcaklık artacak. Şöyle de bakalım. İki taraftaki ampullerimiz yanıyor. Şu anda nemlendirici çalışmaz. Çünkü nemimiz zaten yaz aylarında olduğumuz için şu anda yüksek. Evet. Kapağımızı kapatalım. Tekrar şuradan takip edelim. Evet. Bakın sıcaklık değerimiz artıyor. 30.7 oldu. Bu arada içerideki lambalar çalıştığı zaman içerideki nemi bir miktar düşüreceği için mevcut nem değeri de düşmeye başladı. 65.1'e düştü. 64.9 oldu. Bir miktar düşecektir. Ha, ola ki 50 derecenin altına düşerse yazılımımız nemi yükseltmek için nemlendiriciyi devreye alacaktır bir miktar. Bu şekilde tam otomatik kuluçka makinesini evde biraz zor da olsa tamamlamış olduk. Ve şu anda sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Artık yumurtalarını bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.